Abi yanıcı patlayıcı madde koymuşlar. Sineklere bakın, istila var yemin ederim. Ah! Oh my god! Hello! Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Günaydın. Uyan. Belgrad'a gidiyoruz. Burada da vardı Belgrad. Ormana gider çekerdik. Niye bu? Ben ayıldım bile. Sürprizler var bu arada. Şaşıracaksınız bazı şeyleri. Çünkü Ceyda da bilmiyor. Bu sefer vlog gibi çekeceğiz. Yani ben çekeceğim. Durduğumuz yerlerde Yunus'a vereceğim. Yunus da biraz dedi ki çok laf ediyor biliyor musun? Abi diyor ben diyor kamera tutuyorum sürekli diyor. Ben bir şey görmüyorum ki diyor. E pardon? Ya kardeş? Amacımız sizin görmeniz, eğlenmeniz zaten. Biz gezerken o kadar anlamıyoruz ne gördüğümüzü. Önemli olan gezerken, siz izlerken eğlenecek misiniz? Mesela biz de izlerken eğleniyoruz bazen. Aa böyle bir şey varmış diyoruz mesela eve gelince. Neyse hadi gidelim. Evet, havaalanına ilerliyoruz. Adeta tek başıma gibiyim. Sanki tek başıma yurt dışına çıkıyormuş gibi geçiyor. Ben de varım. Allah. Aşkım önüme neden kırdın? Şu bavula bakın, Allah aşkına taşıdığı tipe bakın. Bir de benim tam yurt dışı stilime bakın, sırt çantam olsun. Gözüm niye yaşardı benim ya? Gözlerim yaşarıyor buralara gelince. Hadi görüşürüz, ben çekimdeyim, gelemeyeceğim Fırat'cığım. İndik. Yunus bir tutuklandı kısa. Önünde çantan, gözlükler, gizli saklım varmış gibi. Senin yüzünden bekledik. Welcome to Serbia man. Ben uçaktan baktım da arkadaşlar. Belgrad ormanı gibi. Vallahi yemyeşil her yer. Hep buraya arabamızı kiralayalım. Gördün mü satışı? Oluyorum. Nereye uçtuk bir anda? We don't have a reservation. We have a car. What? Automatic, small. Sunday, 3 o'clock. We go back to 4. Niye yalnız sizlermiş. İngilizcesini geliştirmiş ha, gide gele gide gele. Bravo. Anlatıyorum derdimi de fazla bilgi verdim. Ben düşüyordum. Bir günü 1000 euro. Yes, 3 day. 300 euro çıkıyor burada. Hi, we have a automatic small car. 198 euro. 5600 lira. 180 yap hemen alalım de. Nasıl diyeyim oğlum? Oğlum pazarda mıyız? Otomatik yok ya. Yani orası 166. Uzan gidelim hadi. Özür dileyeceğiz, yapacak bir şey. Yapacak bir şey yok, özür dileyim. Okay, thank you. Thank you diyeyim de hani sıcaklık şöyle bırakayım. Şöyle gelin arkadaşlar, bu sefer taksiye. Abi bence bizi dolandıracaklar. Tesla mı lan o? Vallahi Tesla, yürü. Şu duruş. Okay. Ben evi hiç görmedim, sen gördün mü evi? Haydi devam edelim. 8000. It's 1000. Yes. 8000. Adam diyor ki 8400 bir şey diyor. Dinar buranın. 68 euro. O da 1000 vermiş. Adam diyor ki 8000. Ha? Hyper taksi. Şimdi burada yaşayan, Sırbistan'da yaşayan canlar vardır ya da izleyen biri denk gelirse. Şimdi yaklaşık 15 dakikalık bir yoldu değil mi? 8, okey. 15 dakikalık bir yol için 8500 falan gibi bir... Ben anlamadım ki. Abi bence bizi dolandıracaklar. Kendi uygulamasından gösterdi. Bu hyper taksiymiş. Tesla'ya bindin ya aşkım, normalde yoktur yani. 68 euro ediyor. 1800 euro mu verdik taksiye? 2100. Buradan da oraya gideriz, buraya gideriz. Taksi parası dönene kadar 10 bin lira veririz. Saat 1'de gelecek adam. 1'e kadar burada böyle kaldık. Çok var, şurada Nike varmış bir şeyler. Saat 1'e kadar ne yapacağız? Kaldık burada böyle. Burası bayağı bildiğin orman. Şurada mangal yakalım. Ne yapacağız? Ne yapacağız yani şu an, ne yapacağız? Şurada bir mağaza falan mı var? Yoksa mağaza falan mı var şurada? Otur şöyle ya, biraz konuşalım. Arkadaşlar biz şu anda ne yapacağımıza dair bir fikrim yok. Buraya taksi çağırabilecek miyiz mesela? Buraya taksi normalde geliyor mu mesela? Uygulamamız... Nereden bulacağım bilmiyorum ki taksiyi. Uber yokmuş burada. Biz nereye geldik ki yani? Tekrar araç kiralamaya geldik. Over limit diyor. Rejected diyor. Oh boy. So yes, okay.
En üst kata çıkacakmışız. Arabayı kiraladık. Ulaşım problemi çözüldü. O taksici benim 2000 Sırp dinarıma çöktü. Bunu unutmayacağız. Sırp dinar almak için yapmış bunu. Acılarımı dinar diye bekliyorum şu saatten sonra. Çünkü bacaklarım ağrıyor. Bitti mi esprilerin? Artık normale dönebilir miyim? Evin turunu yapacağız. Çünkü ev arkadaşlar niye Airbnb'den tuttuğumu evi görünce anlayacaksınız. Hadi bak bu deneyim öyledir. İnanılmaz. O da öyle değilse bak Sırplar. Sırp sizinle kavga ederim ha. Ben senin olmadı tamam. Sen de arkada... Oğlum gerçekten çeşme suyu bu ya. Genelde yurt dışında sular çok kötü oluyor ya. Burada denize girmiyorlar ama burada nehire giriyorlar sevgili canlar. Nehir kenarı bildiğiniz kumsal. Su parkları var, gondol kiralayabiliyorsun, jet skiler şunlar bunlar falan. Ya işte aslında normalde mayomuzu giyip gitsek girerdik. Ben yüzme bilmiyorum abi. Ne? Bir dakika. Ne alaka ya? Sen... Nasıl bir soru bu? Adı Yunus. Herif Rizeli. Adı Yunus. Nasıl yüzme bilmezsin oğlum? Bu araba ne lan? Genesis. GV70. Hayatımda ilk defa görüyorum. Gene mi ses? Neyse gidelim orada devam ederiz. Sen yüzme biliyor musun? Hayır bir dakika. Asıl konumuz. Ben seninle beraber nehirde yüzme hayalim vardı. Hem de gece. O zaman sana kolluk alacağız. Beni hiç ilgilendirmiyor. Yani... Milyonların önünde o kollukla suya sokarım seni. 7-8 yaşlarında ben dereye düştüm. Ölüyordum. 2-3 tamam. Saniyeyle beni kurtardılar. Ondan sonra ben girmedim hiç denize. Travman olmuş. Evet. İşte burada çözeceğiz onu. Burası nehir ama. Sen dereye düşmüşsün. İkisinden aynen çok büyük fark var. Hava sanki yağmur mu karanlığında? Evet, aynen ben de ona baktım korkuyorum. Allah belanı vermeye gene. Senin beklemen yüzünden son ben kaldım burada. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Sıcak fıtırcığı falan gibi bir şey yazıyor. Ver emece kopyana sıvı cıpırımı PlayStation 5. PlayStation mı alacaksın? Yok ama bakayım. Bak. Buranın nesi ucuz? PlayStation'ı. 15.745. Türkiye'den alırım, gider gösteririm daha iyi. Tamam. Gider gösterirsin işte bunda. Bunu buradan aldım diye yanlış anlamış gider göstermeyi. Gidip gösteriyor aldığı her şeyi. Vergi belgesine gidiyor. Ben bunu aldım. Bir bavulla gidiyor. Yine mi sen ya? Ne var? Bir dakika. Bir de bunu aldım. Biraz içtim ama. Yanlış anlamışım. Abi adamlar kaldırıma park etmenin son noktasını koymuşlar. Kaldırıma park yeri koymuşlar. Madem park ediyorsunuz biz yerinizi biz hallediyoruz demişler. Bu arabanın neden park sensörü yok oğlum? Hiç yok. Sensör diye. Ya git at ya. Çok sinek falan var. Değişik böcekler uçuşuyor. Ya tam nehir kenarı ya. Resmen bütün her yer yemek kokuyor da bu nasıl bir değişik? Ya birazdan şoka uğrayacaksınız hepiniz. Öyle mi? Vallahi billahi. Vallahi koskoca orman ya görüyor musun? Geldik mi? Geldik. Kimse yok. Ne oluyor ya? Şey gibi ya Amerika'daki böyle nehir kenarı şeylerine benziyor. Evet gerçekten güzelmiş. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Şöyle bir tatil mantıksız değil. Yazın o tuttuğum ev gibi bir tane ev tutacaksın. Arada geleceğiniz buraya. Değişik bir tatil cinsi yani. Suyun dinginliği olsun. Sıcak da ha. Beef burger, cheese, sos, pancetta, iceberg falan tamam, filan. Tamam sen bunu ye. Bir tane karışık aldı. Tamam yetti gayri zaten. Ne içersiniz? Ayran yok mu abi? Dodacı ne ya? Hamburger mesela 390 TL. 2 kişilik atıştırmalık sepeti 280 TL. Biz de onları söyledik. Korktum ya. Şey neden? Sandım. Yabancı memleket. Belki burada bilmiyoruz. Pineapple düşüyor üstüne. Olabilir abi. Hiç bilemezsin. Pineapple. Değişik şeyler oluyor olabilir. Sanki birazdan bir şeyler olacak. O olmasa gibi. İyi olur. Herkes ben hemen hava durumuna bakacağım. Ne? Ne? Sağanak. Gök gürültülü. Ben dönerim abi akşam. Nereye dönüyorsun Ceyda? Ben kalamam sağanak gerekse korkarım. Bir dakika olmaz. Olamaz. Biz buraya niye geldik arkadaşlar? Video çekmeye geldik. Niye bakmadın hava durumuna gelirken? Niye gülüyorsun sen? Niye mutlusun? Mesela neden pozitifsin şu an? Senin de videon değil mi? Orada bak çok güzel bir köpek yüzüyor. Maşallah. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben buraya bayıldım abi. Ne adına bayıldın? Az önce geldik. Burada oturan şairler kesin bu nehri şehirler düzdüler. Şehirler düzdüler. Şiirler düzdüler. Kesinlikle yaptılar bunu. Eminim. Kim bilir burada kimleri yüzdüler? Sodamı içeyim. Çok güzel burası. Başka bir şey. Yemeğimiz gelsin de tadını söyleyelim. Zaten traditional bir şey değil. Çok bir şey beklemiyorum. La burası iyiymiş. Soğan halkası çok iyi. Patates bayağı iyiymiş bu arada. Tavuk mükemmel. Sen hamburger yiyorsun. Çok iyi. Çok güzelmiş yemekler hala. Bu ne? Peynir. Bu arada adam yazdı bekliyor bizi. Öyle mi? Sahibi. Hemen evet. Yiyip gidelim. Amca bisiklet yolundan gidersen.
Ah hoş olur, daha şık olur. Beni bir çek. Kapı açık kalmış. Okay, we are in right now. I'm coming. Okay, I'm here, I'm waiting for you. Okay. Kadınmış, ben erkek sanıyorum. Ne fark eder kadın ve erkek olmasa? Hayır, ben erkek gibi konuşuyorum. Okay, bro falan yazıyorum. Sen niye el alemin şeyine bro diyorsun kardeşim? Ya bir sıcaklık olsun, bir bize bir yamuk yapmasın rahatlığıyla. Ha, okay. Ha. Ev bu parkın içinde. Boş koş. Oğlum ne güzel yer yavrum. Abi çok güzel. Şu bayağı şu an nasıl? Orman içindeyiz. Ay filmlerdeki çok başka, gibi. Çok başka, çok başka. Çok başka şey. Ne ya? Çok başka. Karıcığım çok başka. Bak golflerini oynuyorlar, biz de oynayabiliyor muyuz? Sen o golf oynamayı bilmiyorsun. Bunları bir hatırlamanı isterim. Evimiz var bizim burada şu anda. Biz buranın yerlisiyiz. Nasıl bir ev lan bu? Burada televizyon şeyi var. Ev nerede? Ve neden böyle bir şeyden geçiyoruz? Hani golf kulübünün içinde zengin bir evimiz olacaktı. Ne oluyor oğlum? Düşeceğim şimdi. Gece nasıl geleceğiz lan buraya? Aydınlatma yok ki burada. Oğlum buraya su basıyor. Yunus. Buraya su bastığı için bunları koymuşlar, anladın mı? Arkadaşlar sivrisinek. Fenalık. Oğlum buraya gece nasıl geleceğiz? 3 günlük kalacağımız ev turuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bence kalınabilecek olan en garip ev tutmuşum. Bir bölümümüz var. Ardiyemiz bilmem ne. Sabralara bakınca abi bunu mu tuttun diyorsunuz değil mi? Bu tarafı görme işte. Bataklık var arkada falan filan. Gelirken gördüm. Dolapta ne var? Hiçbir şey yok. Sıfır. Ama bak kolonların kalitesi bambaşka Ceyda. Abi gerçekten bu ne diyorsanız temeli yok ki evin. Ev havada yüzüyor. Neden? Şurayı bir göstereyim şöyle. Burada da işte bir masamız var falan filan. Tırtoşkadan ya, bir önemi yok. Ama aslında geçelim artık Ceyda'ya, gösterelim mi? Dön. Ama o sırada ben orada olayım, dur. Dur, o Ceyda orada olsun. Oğlum inanılmaz bir şey ya. Sürekli sallanıyoruz, tek sıkıntı. Temeli yok evin. Yüzüyor. Baksanıza abi. Ya bu şey tam TLC işte program yapıyor ya. Bu sahil evini sevdim. Ancak sanki biraz bizim merkeze uzak gibi George. Ne dersin? Haklısın tabii. Ama elimizdeki bütçe buna yetti. Ben de isterdim daha büyük bir şey olmasını. Daha iyi mutfağı olan daha geniş bir ev elinizde bulunuyorsa bir de ona bakmak isteriz. Evet, belki bir tane de ofis. Zaten bu bizim çocuklara da yetmez. Bu bir tekne ev. Bizim istediğimiz sahil eviydi. Silahın oynayabileceği bir alan olabilir mi? Evet, bizim köpeğimiz önemli. Onun nerede oynadığını her zaman dikkat eder Ceyda. Bu satayım. Ne oldu lan? Ne atladı lan? Ördek mi? Balık mı? Öyle bir balık mı atlar? La ördek ne de atlasın? Yalnız sürekli şöylesiniz değil mi? Evet, sürekli sallanıyorum. Şimdi kaka suyu gibi rengi olduğuna bakmayın. Yüzülebiliyor. Ben hatta gireceğim. Yunus da girecekti. Hayalim oydu seninle beraber yüzmekti nehirde ama sen boğulur. Sen burada gerçekten boğulursun. Bence girme. Burada boğulursun. Tabii. Vallahi köpek besliyorlar bak. Ha, çok tatlılar. Abi çok... Düşüyor muydun lan? Sakın ha. Bence bu ev batmaz herhalde ya. Herhalde. Bayağı başımız dönecek bu evde ama. Biraz soğuk geldi bana ev. Sim mi atmışlar duvar boyasına? Evet. Simli parlıyor. Burası Ardi odasıymış. Mis gibi tuvalet. Mis gibi. Leş gibi. Çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor. Bir problem var orada. Kapattım. Yunus'un odasını görelim mi? Yunus yatıyor, sabah uyanıyor. Nehir manzarasına. Oğlum buraya bakarak uyanmak ne alaka ya? Ben burada yatacağım. Burada biz mi yatsak? Burası da büyük oda. Eve gelme şeklin şu. Neden öyle? Çünkü su basıyormuş, ta uca kadar nehir taşıyormuş. Yani bu ev iyice yukarı kalkıyor, bu yol da yukarı kalkıyor. Çok İnşallah ilginç. Görmeyiz bunu. Abi görürsek bomba olur. Gel gel, gel ışığımıza bak. Poponu tam şu ışığın oraya koyacaksın. Denk getiriyorsun kendini oraya, ağzını bir açıyorsun. Bak geliyor, bak bak. Yaptı Utku onu. Oğlum bu yıkılırsa var ya kendimiz yemin ederim Hırvatistan'da buluruz. Bu nehir oraya kadar gidiyor. Slovakya'da falan çıkarız ortaya bak. Tablolar da güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel yaptım. Yani merkezde her yere yakın ve daha değişik bir deneyim olacak. Ve belki de nefret edeceğiz bundan. Allah kahretsin diyeceğiz. Sanki böyle diyeceğiz. Alışılması gereken bir süreç. Artık Belgrad'a gitsek nasıl olur? Hadi gidelim. Böyle yapayım. Belgrad meydanında açılalım, tamam mı? Yap artık yavrum. Yanlış heykel. Muhteşem bir hava. Yanlış heykel. Burası değildi. Ben donuyorum, donuyorum, donuyorum. Şişt, bana da kemer almamız lazım. Donum düşüyor. Çok da bir olay yokmuş. Burası o Bağdat Caddesi dedikleri yer. Yani Bağdat Caddesi asla böyle değil yani İstanbul'daki, onu söyleyebilirim. Taksim ya. Taksim'e benziyor. Ama Taksim ya. Ya işte markaların olduğu, alışveriş yapmak isteyenin geleceği yer burası. Şu anda bir tane yere girdim çok üşüdüğüm için üstüme şunu alayım diye. İlginç. Ya bizim oraya göre ucuzdu, bayağı hem de ucuzdu. Ne oldu? Çok ıslandım.
Abi sana dedim alalım mı diye. Hayır dedin. Ama nasıl çekeceksin değil mi? Yalnız paçalarımı... Ay gerçekten hani... Abi hiçbir şey yok işte. Meydanda ne olur? Her şey meydanda işte. Meydan olayı budur yani. Atasözü buradan geliyor. Apaçık, görünür. Herkes kapmış tabii. Islanmayan yerleri. Benim donum düşüyor arkadaşlar. Bu kızın paçaları sırılsıklam oldu. Ayaklarım var ya ıslak, sırılsıklam. O adam zaten komple sırılsıklam oldu. Gitti. Durumlar fena. Ben planıma sadık kalıyorum ya. Umurumda değil yani yağmur olması. Dondurma da yiyeceğiz, köfte de yiyeceğiz. Tırnak makası almam lazım. Abart. Tırnak makası mı? Tırnak makasını nereden bulayım? Adama nasıl söyleyeceğiz tırnak makasını? Makasın İngilizcesi var ya ben onu telaffuz edemiyorum. Scorsese. Nail Scorsese. We need Nail Scorsese diyeceğiz. Evet. Oğlum yanlış bir şey söyleriz. Adamlar parmağını falan boyarlar. Nail art yaparlar sana bak. Hiç şaşırmam. Yapsın, çıramasın. Kalıcı hoca. Ya biz ne yapıyoruz ya? Biz nasıl bir dönemde geldik buraya ya? Oo, duvar resimleri güzelmiş. Bir şey söyleyeyim, mağazalar güzel ha. Ceyda seni mutlu edeyim mi? Ne orası? Pastacı mı? Evet. İstiyor musun? Ama bak köfte de yiyeceksin. Aa, pastanın üstünde köfte mi yenir? Bir bakayım pastacının içini merak ettim dur şimdi. Aa, içeride çok güzel kekler var. Bir şey söyleyeyim mi? Arabayı buraya getirebilirmişiz. Sen arabayı buraya getir, biz de o sırada seni gift shop'ta bekleyelim. Ay çok güzel şeyler var ama bunları nasıl götüreceğiz? Sorun burada. Ben bunu alacağım. Gitar şeklinde tutacak. Teşekkür ederim. Ay teşekkür ederim. Have a nice day. Teşekkür ederim. Çok güzel şeyler vardı. Yani hala da ayrılamadım bak. Çok güzel şeyler var. Düşün yavrum düşün. Öncelikle şöyle bir tırnak makası aldık. Kendime ev hediyesi aldım. Peynir bıçağı. Ama fare, rotatüv. Güzelmiş. Bak şimdi gideceğimiz yer burası. Cevap Zinika Svacici Dorkol. Burası. Traditional birkaç tane köfte çeşidi var. Onlardan yiyeceğiz. Hepimiz birer tane söyleyelim. Birbirimiz ikinci tadına bakarız. Tamam. Thank you. Oh tatlıya bak. O tatlı değil. Ne ya? Köfte. Kremalı şey gibi durmuyor mu? Çikolatalı kremalı. Artık gözüm neler görüyor anlayın yani. He burası bayağı Tarzingen Forutto bir yer. Bunu bayağıdır kullanmıyordum. Küçükken çok kullanırım. Oo Tarzingen Forutto. Cevapi. Cevapi mi? İsmi mi Cevapi? Köfte ya. Aslında bir şey diyeyim sana. İnegöl köfte, Tekirdağ köfteye benziyor. Oldunuz mu Cevapi diye soruyor değil mi? Şey garson sürekli. Cevapi. Five pieces. Yes. And beef burger. One burger. Yes, one Suzuka. Small. Small, yes. Okay. And one this one. Mojo and... Giritino. Ha? No? Never. Hmm. Kaymak, mojo? Yes, yes. Yes. Yes, kaymak. Vaputa kaymak. With kaymak. Sıstralı. Okay, oh, yes. Okay. No, but it cevapi 10 pieces. On da 10. Yes. And one this. Yes. No. Ah, no. Okay. Kadın İngilizce bilmiyordu. Evet, biz de. Sırpça bilmiyorduk. Ama anlaştık. Ama mükemmel anlaştık. Neden? Çünkü üstünde neden biliyor musun? Tonlaması doğru. Yani mesela kaymak istiyor musunuz dediğini bize kaymağı göstermeden öyle sordu ve biz evet dedik. Kaymaki? Herkes mi kattı? Onu yes. Tap yani diyorum. Anladın mı? Tepesine kaymaki. Five pieces. No, there is no. Yok yapmıyoruz diyor ya. Ben anladım onu. Yani yurt dışına gideceğiniz zaman ola ki bir gün bir şey olur. Denk geleceğinize hiç takılmayın. Yemekler gelince bir tadına bakarız ya. Ben iyi olduğunu eminim. Bu arada köfteyi... Yemekler gelince bir tadına bakarız. Şu kaymak, bizdeki tatlı kaymakla alakası yok. Evet. Tadına mı baktın aşkım? Ucundan değdirdim yani böyle. Tuzlu kaymak, bayağı tuzlu. Tamam, tereyağı gibi. Alacaksın böyle. Köfteni de alacaksın böyle. Oha. Aşırı mı iyi? Ama şunu söyleyeyim, o kaymağın bağımlısı olur. Değişik iş. Biftek gibi köfte. Biftek gibi gene evet. Çok iyi köfte abi. Adamı bağımlı yapar. Tehlikeli bir alet. Sakıncalı bir varlık. Tereyağı çok güzel yani. Garip tereyağı güzel değil aşkım. Bak kaymak değil bu bence. Tereyağı onların da haberi yok. Bu kaymağı alırsın. Bu kaymağı alırsın. İçeride satılıyor. Başka bir şey kokuyor bu. Başka bir yiyecek bu. Bütün etlerinde mükemmel bir tuz var. Buna Sırp hamburgeri diyorlar. Bayağı iyiymiş bu arada. Yani köfte olayında biraz terbiyesizlik yapmışlar yani. Hamburger köftesi gibi bu. Bizim köftelerle alakası yok da. Köfteler arası yarışma yapılsa bunu alırım. Şampiyon yaparım öyle şeyim. Bunların hepsi dana eti. Evet koyun kullanmıyorlar anladığım kadarıyla yok. O da sosisleri. Balık yemekleri var. Ne? Çok mu güzel? Hocam bunlar bu ürünü de satamamışlar dünyaya öyle söyleyeyim. Belki ne oluyor ya sayesinde kendini dünyaya mı duyuracak şu an? Aynen bizi zaten bütün dünya izliyor. Burası ama çok övülen bir yer. Şimdi her yer böyle midir bilmiyorum.
Bence kapatalım. Hep beraber yiyelim mi? İnşallah yolunuz buralara düşerse burayı özellikle burayı tercih edin bence. Burası güzelmiş yani. Güzelmiş gerçekten. Onu söyleyebilirim. Bilmiyorum ismi ne buranın? Okuyamıyorum onu. Aşağı yazdım. Cevabi falan yazıyor her yerde. Cevabi köftenin adı. Tamam, Cevabi ne arıyorsa sorunu da sor. Bu combo yapıyorsun ya bu video. Arka arkaya geliyor yani. 3 tane içecek köfte. 2 tane kocaman köfte. Yani bu aynen. Köfteyi bu arada 2 kişi yer, 3 kişi yer. Bence de ya. Sosis. Yanına soğan salatası vardı. Kaymak ekstra. Kaymak ekstra. 720 TL. 699. 699 TL. Hadi kalk. Dondurmayı yiyelim ama. Hadi. Yakın çünkü. Tamam mı? Hadi gidelim. Hi. Two this and one cup. What's the favorite? Chocolate mı, fruit mu? Chocolate. Ha, yes, we try. Yes. Baktın wow. Sen zaten. Nice. But little. Yalnız gerçekten güzelmiş ya. Can I see the cup size? The biggest one. 350 grams. Huh? Yes. Yes. Of, 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 of. 1,000. And? 868. Bak içeride yapıyorlar. Ha. Thank you. Gözünüz kaldı, düşürdüm. Çok kaliteli dondurma oğlum bu. Bir şey söyleyeyim mi? Yediklerimin hepsi çok iyiydi. Ama yani. Şöyle bir şey var. Mesela bilmem ne zamanda yediğim dondurma. Hep bir iyi bir dondurma diye şey diyorum. Çocukluğumda yediğim dondurma. Bu öyle de değil. Bu yeni bir dondurma bu. Evet. Kahvenin birazcık tadına bakabilir miyim? Ya kahveli şaka gibi ya. Bence gitmeden buradan bir dondurma daha alırız ha. Benim buradan olmadığım o kadar belli ki. Küçücük boyumu. Evet evet, boyumuz da. Yani ben asla. Bile burada kısa kalıyorum. Yok canım, erkekler yok. Kısa ki. Erkekler kısa, kadınlar uzun. Bak gene aynı. Al işte kızın uzunluğuna bak. Allah Allah ya. Buranın gece hayatı da vardı kesin. Asıl bunun gece hayatı meşhur değil miydi? 3 haftalık araştırmamda bakmadığım tek şey oluyor gece hayatı. En az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor. Bunlar gece hayatıdır. Bunlar candır. Ama bir de cancıklar vardır. Cancık ne midir? Bak 3 haftayı geçirmiş, hala geliyor, izliyor, keyif alıyor, gülüyor, eğleniyor. Bir abone olayım yok. Şu hareketi yok yani, şu yok. O hiçbir şey yapmıyor başkası için. Yapmazsan sana da yapmazlar. Ama canlar öyle mi? Canlar bir tane. Canlar bütün flavorlarını damağınızda hissettiren mükemmel bir dondurmayken cancıklar. Bu yediğim neli ya, bir baksana sen, neli bu? O diyor kavunlu, ben diyorum muzlu, bu diyor erikli. Öyle bir dondurma. Ne üdüğü belirsiz. Dinlenin şimdi, ben de dinleneyim. Akşam yemeğe gidelim. Yarın devam ederiz ama belki bu gece eğer istersen bir jacuzzi çekimi yapalım. Hiç olmadı içinde otururken çekelim ya. İstemiyor musun bence jacuzziye girmek çocuk? Şöyle karşılıklı oturalım, biraz hasbihal edelim, muhabbet edelim, sohbet edelim, tamam mı? Hadi gidin uyuyayım birazcık, sonra akşam yemeğe gidiyoruz. Hadi. Okay. Ne oldu bize lan? Video çıktık, film vlogunu. Burada YouTube'u açayım dedim. 10. dakikasında bir uyumuşum. Ceyda da uyumuş, sen de uyumuşsun. Rezervasyon iptal oldu. Yemeği kaçırdık. Açız. Dolapta su yok. Kaldık burada böyle. Bir uyandım, yan taraf klapmış. Gel, kulübe gidiyoruz. Ama şey, yandan kaynak kulübe. Abi inanamadım, bir uyandım. Şöyle dedim ki, bir balkona çıkmam diyorum bir yerden. Müthiş müzik sesi geliyor. Ne olmuyor diyorum ama güzel de çalıyor ha. Bak şimdi, çaktırmadan komşumuza bak. Bir şey söyleyeceğim, balkonda 250 tane aynı anda sivrisinek uçuyor şu an. Arkadaşlar. Aşkım çok güzel ya. Arkadaşlar aç kaldık, susuz kaldık. Aç kaldık, kaldık orada, yemek yemedik. Yandaki şeyden bir şey rica edeyim mi, bir su? Bir gelin plan yapalım, koşun. Tamam hadi biz plan yapalım, ben bu arada nasıl uyumuşum. Ay burası gerçekten aşırı güzel ya. Ve bizim ülkemize 1,5 saat olmasının hafif bir mutluluğu var içimde. İnşallah yolunuz düşer, böyle değişik bir ambiyans yani. Komşum bar ya, gece kulübü. Yani tabii ki de tepemde sürekli bık bık ses istemem de. Ama hani evde böyle hani yan komşunun böyle olmasını istemezsin, ama tatil yerinde evinde oturduğun yerde müzik dinliyorsun bak. Sanki ben açamıyorum müziği burada. Saçma sapan. Çok sinek var, şu işi ben kapatayım. Nereye açtım orayı varmış. Ama güzel yani, ben mutlu oldum açıkçası. Bir enerjim yükseldi. Gençler! Kapattım. Bu evdekileri almamışlar orada. Annem çıkmama izin vermemiş gece. Arkadaşlarım yanda yazlıkta, yanda partideler. İnşallah beni görmüyorlardır oradan. Rezil oldum. Çık, koş. Jacuzzi yalan oldu değil mi? Yoo. Yalnız nasıl uyudun? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ama o kadar güzel arada sallanıyor ki evin içi. Bir anda karşıdan bir şey geçiyor, ev böyle bizim. Yemek yiyecek yer bulmam lazım arkadaşlar. Kapalı mı? He, her yer kapanıyor. Oğlum burada eğleniyorlar millet. Ama Avrupa işte abi, erkenden kapanıyor. Gece kulübünden bir patates, bir şey rica edeyim. Şimdi ben bulayım, bir, ne yapacağımızı bir dakika. Tamam, gidince size haber veririz. Mesaj atarım ben size. Oğlum ben buradan çıkamam, korkarım. Yunus, önden sen git bari. Karıma bir şey mi olsun?
Ben gideyim önden. Sana bir şey mi olsun? Ne olacak? Bildiğimiz yol. Tamam o zaman ben gidiyorum peki. Arkadan gitmem. Gitmem. Arkadan gelmem mi? Ortadan mı geleceksin? Evet. Oğlum ya beni çekeceksin ya Ceyda'yı mı çekeceksin? Evet. Olmaz, arkadan gelmen lazım. Ben korkarım. Neden korktuğunuzu tam olarak anlamadım. Yani nehir canavarından mı? Bir arkanı çeker misin ya? Hiçbir şey yok bak. Allah aşkına ya. Açız ya. Yani yürüdükçe normalleşiyor her şey. Bekleyin, kapıyı kapatacağım. Tamam. Abi bir şey atladı. Yemin ederim bir şey atladı. Su yılanı falan olur. Hadi beni arkada bırakmayın. Şuradan bir şey atladı bak. Bak şuradaki şey görüyor evet, musun? Evet bir şey bu arada baksana evet. Ay, timsah vardır orada. Tam timsah suyu bu arada. Değil mi? Evet. Tamam. Timsah suyu ne peki? Miami'de tatile mi geldik, zehirleniyor muyuz nedir? Fırat'cığım alın mı? Fırat'cığım gelin dedi. Duymuş bizim geldiğimizi. Yalnız yaban bir hayvan çıkabilir burada sadece. Orman ya. Çok fazla orman burası. Cendel sen de tutuyor musun ışık? He? Işık tutuyor musun? Lan bir şey yürüdü oradan. Abla. İstiyorsan şöyle tutayım da şuradan bir hayvan üstüne atlarsa görmüş olsun en azından hangi hayvan atladığını. Gel tamam sen şöyle tutayım hadi. Ya çünkü yerden bir şey böyle bacağın sarılırsa en azından. Abla. Neyin sarıldığını görelim. Videoya çıksın. Sen önemli olan o. Ben şöyle bir böcekten çiçekten çıkabilir miyim? Neredeydi araba? Şurada. Ha. Beni şimdiden 30 yerimden soktular. Abi çok kötü kaşınıyorum. Sinek ilacı alalım. Bak burada bile duruyor. Her yerde sivrisinek var. Aşkım çok kötü soktular. Tavan var ya sivrisinek dolu. Yiyecek evet. Yemek yeri bulduk. Şeyler, gece kulübü bölgeleri mi ne ya bilmiyorum. Baksana orada bir Meksikalılar zıplıyor bir şeyler burada oluyor. Burada böyle şey gibi bir yer var böyle. Hangar gibi değişik şeyler. Aynen. Yalnız benim her yerimi sokmuşlar. Görünür mü sokulan yerlerimi göstermek istiyorum. Aa çok güzel sokmuşlar orayı. Çekemeyeceğiz müzik sesinden. İçiniz rahat olsun karnımız doyacak. Ama başkalarının da karnı doyuyor. Her yerimi soktular. Hadi gidelim. Ya benim burama ne sürüldü ya? Leke mi oldu şimdi su mu oldu? Arkadaşlar yemeği yedik geldik. Yine karanlık ortam. Aşağıda parti devam ediyor. Oğlum bu parti bitmeyecek. Smack my bitch up. Boo! Tenebetene pum paşalı. Banabetene pum. Banabetene pum. Yeter ama kaça kadar sürecek bu? Ha, buradan mı iniyoruz? Abi buradan nasıl geldik nasıl iniyoruz? Ben gidiyorum devam edin beni takip edin. Elindeki hafifse bunu sen al. Elimdeki hafif. Ama sen elin sakat. Benim elim sakat. Şeyde? Yapma. Ha yok ben çarpmışım. Yalnız inanılmaz ateş böceği falan uçuyor. Bambaşka böcekler var dikkat edin. Bak benim için söylüyorsun. Ne diyorum? Ya oğlum sen ne biçim? Yürü devam et. Yürü. Yürü. Adam çıldırdı. Ya oğlum ne çok kötü. Evin yolu gözükmüyor ki biz yürüyelim. Onlar orada partiliyor. Bir garip dünya. Beni gene soktular ya. Beni gene soktular. Durdu. Duruyor Utku. Duruyor Yunus. Utku mu? Yunus duruyor. Oğlum bu parti büyümüş, sesler yükselmiş. Donum düşüyor. Aa mikrofonum. Ne? Düşmedi değil mi? Ya düşmedi. Ceyda. Ama düşebilir. Beni soktu gene, elimi soktu ya. Bir şey söyleyeyim mi? Işık açıyoruz ya ona geliyorlar. Evet. Sivrisinekler. Abi yanıcı patlayıcı madde koymuşlar. Abi olur mu öyle bir şey ya? Biz niye teknede yaşıyoruz şu an? Şöyle gel. Hafif kay. Şu an niye bu kadar sallanıyor? Hadi artık mikrofonum suya düşecek. Yapma abla. Sineklere bakın istila var yemin ederim. Allah her yerime girdi. Bir saniye gözüme şuraya girdi. Tutun. Tamam. Bir saniyeniz var içeri girmek için tamam mı? Çok hızlı çıktık. Bir, iki, üç. Çabuk olun. Biz neden rezil oluyoruz her yaptığınız yerde? Büyük aksiyonlar ve şeyler yaşıyoruz. Ya, gözüme falan girdi benim. Sinek fobisi olanı önermiyorum. Sinek fobiniz falan varsa asla gelmeyin. Seni yerim bak seni yerim aferin. Neden? Normalde insanlar korkar böyle şeylerden. Ne yiyelim? Benim de korktuğum şeyler var. Yükseğe çıkamıyorum ben de. Var bunun da korktuğu şeyler. Şimdi arkadaşlar erken yatmamız lazım. Çünkü yarın sabah... Abi yarın da parti var. Yanda ortalık yıkılıyor. Uyuyacaksınız ben... abi beni ilgilendirmez. Yarın başka çekemediğimiz işleri yarın şey, çekmemiz lazım. Sanki ben şey dedim. Hayır ben partiye gideceğim. Bak camımın dibinde oynuyor ben ne yapayım? Büyük odayı bu kaptı arkadaşlar. Kapmadı verdik. Vermiş Ceyda. Hayır benim odamı çaldınız. Buranın atıştırmalıkları çok garip. Çekelim mi? Çekelim. Çektim. Çıkın. Bayağı but. Çok kötü duruyor abi. Klip su ne ya? Ya çok güzel tatadı. Bakayım tipi. Kesin çok kötü abi. Abi inanılmaz merdiven altı fake ya. Leş gibi kokuyor Ceyda. Siz ne aldınız ya? Canım benim ya. Güzelliğe bak. Hadi sabah kutu. Sabah. Sabah börek. Günaydın Fırat. Denize gireceksin bugün. Öyle bir gün senin için. Denize giremeyeceğim. Burası nehir. Nehirde. Ben girmeyeceğim. Neden? Birincisi soğuk. İkincisi neresi? Şöyle bir şey fark ettim. Bu evin diğere tabanı yok. Hiçbir yerde boru da yok. Az önce tuvaletimi yaptım. Ben bokumla mı boğulayım burada? Herkesin çiçeği buraya geliyor. Haksız mıyım? Olabilir mi abi? Koca nehir kirletmez ki yani. 4 tane evle. Ama buradan tam buraya doğru akıntıyla. Onların akıntısı bana doğru geliyor. Bak oradan böyle bana doğru. O zaman doğru. Sen kendi bokunda değil başkasının bokunda boğulursun. Şuradaki ev çok güzelmiş. Komşum geldi. Onun yavruları da var burada. Evet.
Börek yemeye. Ha? Şey diye bağırsam mı? Utanmadınız mı gece 4.30'a kadar parti verdiniz? Uyuyamadık şurada eşimle. Ama uyuduk yani. Hiç gayet uyudum valla. Çok da güzeldi. Tık 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 tık. Ortam uyum sağlamak deyince de ben. Oo, yeşilbaşlı geveş ördekler gerçekten yeşilbaşlıymış. Geveş değil, güvel. Fırat Albayrak gene cüzdanını kaybetmiş. Dönemeyizi bırak, hani karakollara falan gitmemiz lazım, ilanlar vermemiz lazım. Kartlarını iptal etmesi. Vallahi ben dönüyorum, beraber döneriz bu halesi. Burada duruyor. Öyle bırakmış buraya, hani hırsız olur da geçerse camdan bir görürse ha burayı soyalım. Burada iş var derdi değil. Bana da kemer almadık. Donum gerçekten düşüyor. GoPro'yu çevirdik. Bir görün ya şimdi bak evin yolu. Hazır mıyız böreğe? Ay. Oğlum gölgede çok güzeldi. Gölge güneşte çok iyi de inanılmaz güneş var ya. Tokat atıyor böyle. Şlaps. Ay. Kimse yok bu arada. Bir gram ses duymuyorum. Zaten nüfus 1 milyon abi. Şöyle bizim kanal 5.5 milyon buraya gelmemiz yok mu? Şöyle komple canlılar olarak Sırbistan Belgrad bizim olsun. Belgracan. İnşallah güzeldir. Dün bir Türk'le karşılaştık yolda. Burada restoranları varmış. Çok yağlı dedi. Çok yağlı dedi. Kıymalısını mı yemeyin? Kıymalısını yemeyin dedi. Yiyeceğim. Çok yağlı oluyor dedi. O yüzden yiyeceğim. Oğlum ülkede kimse yok. Börekçinin önünde sıra var. Bitti bunlar. Yedi bütün börekleri ya. Yediler hepsini. 3 kişi bitirdi. Yes. Meat, cheese. One meat, one cheese. Yes. Yes. 3 person. It's okay. Yep. Evet. All day, nasıl de? Nasıl de? Burada yemiyoruz değil mi? Yok. Sen bu işleri çözdün ha. Thank you. Çatal yok ki biz bunu nasıl yiyeceğiz? Çatal bile yokmuş adamda. Abi demek ki bu işin olayı elinde yemenin verdiği keyif. Hayır. This too. 170. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Lezzetli olduğu belli o böreğin. Kokusundan, dokusundan, çıtırlığından belli. İçerisi gerçekten mis gibi kokuyordu. Dünyanın en dandik, bak en dandik şeyini aldı bak. Bir dokun, dokuya bir hisset. Utku yazıları şimdiden yazmaya başlamış. Biraz daha zorlarsam donum düşecek ya. Çok yağlı ya ki bu yağ. Oğlum bu kadar yağ bana koysan ben ne güzel olurum. Hala çok sıcak olması. Çok güzel. Aşırı yağlı ama. Düşündüğüm gibi börek değil. Yani hamur tadı yok. Yağ tadı var. Hamur o kadar ince ki hamuru hiç hissetmiyorsun ağzında. Peyniri hamur aromalı yiyorsun. Nasıl bu kadar sıcak hala? Bana bir yarım yağlı. Bu ama değil mi? Çok başarılı ama sıcak. Yani deli bir soğan tadı var. Biraz mideye dokunur gibi. Yani kıymalı yemeyin dedi ama bence kıymalısı inanılmaz iyi. Bunu da niye aldım? Değişik görünüyordu. Bu tatlı mı, tuzlu mu? Güzel değil. Arada bir değişik bir tat. Ben çok beğendim mesela. Ama şu portakal suyu. Ben börekten çok bunu beğendim. Benim şeker. Çekil. Çekil şunu. Teyze geçsin. Oldu mu? Bir tane gözüksün. Bir tane de kameraya çek. Instagram'a. Işık çok patlıyor. Burnum büyük çıktı. Aa, adamın beagle'larına bak. İnanılmaz şapkacı gördüm. 3 tane karşılıklı dükkan. Ah, şu pembe çok güzel. There is a hat we wanna buy, but the other side. Red, pink. Can you speak English or? No. I will show you. Ama hala İngilizce konuşuyorum. This pink. Şey yok muymuş o vitrindeki? Yok. Aa, açıyor bence. Ne diyor bilmiyoruz ha, hayırlısı bakalım. Saçımı da vereyim onu iyi. Okay. Anahtar yanlış. O anahtar onun değilmiş. Wow. Nasıl oldu? Biraz küçük gibi. 1200, okey. Daha ucuz dedi. Bakın inanın insan anlaşmak isteyince anlaşır. Thank you. Oh diyor, siftahımı yaptım diyor, mutluluk, huzur. Esnaf sevindi. Ya bende çok yakıştı. Dönüm düştü gene bak, görüyor musun?
Farmers Market'e geldik. Yani çiftçi marketi. Yöresel marketini bir gezelim dedik. Kıyafet falan da var almak istersen. Yani. Benim şapkamdan dolayı yadırgamazlar umarım. Yok yok, seninkisi yöresel şapka. Hele burası hakikaten pazar çıktı. Burası etçi bölümü. Hamur iş satılıyor bakın mesela solda. Ne kadarmış domatesin kilosu? 120. Buralar hep meyve sebzeci. Pazar kültürü birebir aynı yalnız. Yani pazar arabaları olsun, teyzeler olsun, seçmece mi değil mi? Oha! Çok güzel görünmüyor mu? Bibere bak, bibere. Biberin beyazlığına bak. Neden bu dikenleri koymuşlar biliyor musun? Neden? Kuşlar şey yapmasın. Evet, kuşlar konmasın. Çünkü kuşlar konarsa sıçarlar ürünlerin üzerine. Aynen öyle. Aa! Ama yıkanmamış tüyler burası. Yani ne olacak? Yıkanmamış yemeğin. Bu yıl bütün tanıdıklarım dışarıdan böyle yediği için zehirlendi. Çocuktan büyüğe yani çok fazla insan İade zehirleniyor. İade etmek dur suyla yıkarız. Sadece tek istediğim sizden beni şuradan çeker misiniz? Gel, şurada dur, yesin gel, ha. Gel 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 gel. Aa bu çok güzel olmuş. Evet işte. Tamam işte bunu istiyorum. Tekniği gördün mü? Ben de yapayım. Teknik de şu, gelirken üst üste bas. Çok pek iyi değildi sanki. Sonuncusu. Abi! Ay çok mu vurdu? Ay ben bir kere pazar tırı çekmiştim hatırlıyor musunuz? Bir hamla da buradan aldı, 2 lira borcu kaldı. Eşi! Ne var? Eşi! Efendim? Bana mı dedin? İşte bu emektir. Evet ben yaptım. Bu doğaya bir baş kaldırıdır benim. İnsanın ruhunu okşuyor. Çok güzel video bu arada. Çok kişi bilmez. Giriyorum pazarda, ona bağırıyorum, buna laf ediyorum. Çok güzel. Orada bir hikaye var işte. Hangi kanal? Ne oluyor ya? Ne oluyor yani ya? Öyle bir an vardı hatırlıyor musun? Evet. Babaannem giyer böyle kapıya çıkar. Ve çok iyi yemek yapar. Ve müthiş yemek yapar. İnanılmaz yemekleri çok iyi bu kadının. How much? 1200. 1200'müş abi. Ya oğlum ben, yiyor ya. Yiyor. Adidas'tan yarısını aldık. 1000 okay. Too expensive. Thank you. Yer mi lan Anadolu çocuğu? Yarım bunlar 200 lira bizim pazarda kardeş. İşte ayrıdır. Ya şurada yıkayalım gel. Buranın bütün sular içiliyor. Muş. Öyle dediler. Hani gelirseniz aklınızda olsun ama için efendim bir şey olmaz diyemem. Aşkım altından akıyor zaten. Bir bakıyorum tadına. Oğlum çok güzel. Çok ekşi. Hiç ekşi değil. Ben beğenmedim bunu. Ekşi. Aşkım böyle bir meyve ya. Ben böylesini sevmiyorum. Ben dut seviyorum. Oğlum dutla bunun ne alakası var? Dut sandım ben bunu. Sırp dutu. Vallahi sırp dutu sandım ha. Bunları ben güzel çek. Arada Utku'dan isterim bana at diye. Galiba. Aa burası aa, ne? Olur mu elektronikçi? Dur bir aa, kumanda alayım. Elektronik bazar. Adile'nin Aşçı filminde kızların giydikleri şey değil mi oğlum bu? Oo. Bu hatta o. Feride, Melide, Filide. Vardı ya hani neydi onu hatırlamıyorum. Kameraman şeyi bu. Bununla dünyayı çekebilirsin, gezebilirsin. Alalım mı? Utku'ya mı alsam şunu? Aa pekmen. Bu don düşüyor ya. Bu don düşüyor ya. Sırbistan'ın ortasında çıplak kalacağım anasını satayım. Bakın herkese %100 güvenin ama hiç kimseye %100 güvenmeyin. Ay. İçine girecektim bir havalı havalı. Tesla Müzesi'ne geldik. Nikola Tesla var ya. Şimdi oraya gideceğiz. Nikola Tesla'nın aletlerini falan deneyeceğiz. Çektirirlerse bakalım. Çektirmezlerse bilin ki bunu izlemeyeceğiz zaten. Öyle bir şey oldu yani. Pazar testleri kapalıymış bu arada. Gelecekseniz haberiniz olsun. Dikkat edin. Buralarda euro geçmiyor arkadaşlar. Evet, paranızı çevirip gelin. Evet, şeye çevirin. Dinara çevirip gelin. Abi, çok merak ediyorum. İçeride nasıl cızıt cızıt cız, falan. Cız cız sesler geliyor. Bakacağız. Abi elektrik çarpıyorlar. Nasıl ya? Yani bayağı. Tesla elektriğine maruz kalıyorsun. Oturuyor ya hani böyle Tesla bir tane odada etrafta elektrikler uçuyor, saçları böyle dikiliyor. Saçmalıyorsun. Şunu şöyle atayım ekrana böyle kapattığım noktada sonra böyle şapkamı alıp açılalım. Tamam hadi. Hadi giriyoruz içeri. Hadi. Tesla babacığım. Aa adamın eşyaları falan var. Gerçekten bu şapkaları takıyorlarmış hocam. Yalan mı söyleyecekler zaten? Baksana kitapları, çantası. Tesla'nın kıyafeti geçelim. Alternatör diferansiyel akım. Statik elektrik, füzyonel terapist. Sıkışın. Sallıyorum yani. Tabii. Ne bileyim oğlum ben ne bileyim bunlar ne. Adam ama bunları zamanında ya nasıl yaptırmış da düşünmüş ya. Mükemmel ötesi ya. Nasıl falan yaptırmış da düşünmüş ama. Allah Allah. Acayip adamlar var ya. Şimdi sizlere Tesla'yı göstermek isterim. Biz hiçbir şey anlamıyoruz ki Sırpça'ya girmese miydik? Motor falan anlatıyor. Orada onu prize takmışlar o. Ben bir dakika şunu çıkarayım da. Bu da yanmasın.
önden çocuklar deyip en önde benim durma. Now where are we going to end up? That's my question. Does anybody here have a pacemaker? Alpi olan var mı? Bravo, çıkartıyor. Tematika. Doğru. Okay. Okay. Nerede? Okay. Nedir? Ne oldu bilmiyorum ama çok korkuyorum. Ne oluyor lan? Bu taraftan da gelmiş. Ben niye en öndeyim abi? Okay. Oh. Oh my god. Oh. Keşke anlasaydı. Nasıl oldu lan bu? Oha. Elim ayağım titredi abi benim heyecanda. Ama çok değişik. Acayip bir şey ya. Süper güçlerimiz mi var bizim? Siz ne kadar iletken insanlar olduğumuzu az önce gördünüz mü? Hiç eliniz acımıyor. Korkmayın ama insan acayip ben korkuyor. Bu arada bayağı korktum ben buna. Çünkü niye korktunuz? Anlattığını anlamıyorum ya. Yani. Evet. Belki de diyor ki tam elektrik çıktığında elinizden atın dedi ve ben bunu duymadım. Belki de diyor ki dolgusu olan varsa yapmasın. Kalp bile olan yapmasın dedi. Lütfen İngilizce ve Türkçe sorun mutlaka. Allah'tan bir sürü Türk vardı ha. Akşam jacuzziye girsek senin ağzından çıkacaktı bu. Kendimi farklı hissediyorum. Değişik hissediyorum yani. Hemen her şey büyük yaşama. Arabaya mesela binsem aküsü de olabilir. Mesela benim arabanın elektriğini kendim şarj edebilirim gibi hissediyorum. Yok. Parmağımı sokarak şeye. Evde olsun isterdim bu aletten. Tesla abi gönderse evde olsa. Evde Tesla mat. İsmi. Eve Tesla mat servisi. Alo, merhaba ben Tesla. Acaba aleti mi kuracaksınız Tesla Bey? Peki aletin adı ne? Tesla mat. Nasıl kuracaksınız eve? Biz gelip kendi kurulumumuzu kendimiz yapıyoruz. Ücretsiz Tesla mat hem de. Sizi çok acayip bir kafeye götürüyorum arkadaşlar. Özellikle bir Insta Girl olarak sen. İnanılmaz fotoğraflar çekeceksin. Bir Insta Girl miyim peki gerçekten? Hadi gelin. Kırmızı şapkamla hiç böyle bir kendi elimde konuşma yaptın mı? Merak ettim. O yüzden hemen bir tane yapayım dedim. Çok acayip bir kafe. Çok iddialı konuşuyorsun Fırat. Burası olduğunu hemen anladım. Welcome to Fırat's Wonderland. Burada beni çekler yapmam lazım. Bir dakika, bir saniye. Çek. Şuna da çek. Renkli domuz. Çek, çek. Termotörün kolu. Termotörün kolu. Bitmez ki burada bin milyon tane şey var. Dur, şun. İnek, inek. İnek. Beni bir çek. Kuzum. Leyli Gül olarak şu fotoğrafı çekmek zorundayız. Sandalyeler inanılmaz güzel bu arada. Sandalyelere bakar mısınız? Abi masada kuzu var, inanılmaz. Yalnız tarzım mekana çok uyumlu değil mi şu an benim? Evet, sanki buranın tasarımcısı değil mi Ceyda? Ceyda'nın ravioli söyledi. Ben ravioli yiyorum. Çok mu kötü? Çok kuru abi. Okay. Yani benimki güzel. Yemeden önce bir göreyim. Hani kötüyse söyleyeyim. Toskana çıkın değil mi? Benimki ne kötü lan? Bugün burada Türkiye'den yüzücü milli takım mesaj atmışlar Ceyda'ya. Biz de Belgrad'da yarışacağız. Şampiyonamız var. Gelebilir misiniz? Programı değiştirdik oraya gidiyoruz abi. Dedik ya motivasyon olmuş oluruz. Bizde bir olay var ama hep milli sporcularla bir şekilde denk geliyoruz. Evet. İlginç. Benim burama baksanız nasıl şişti. Dün ısırılan yerim bak. Örümcek soktu, elektrik çarptı. Belki de örümcek adam olabilirim şimdi. Ama olmadın. Sen de ye bro. Soğumasın. Çok güzel olmuş renk. Afiyet olsun. Wow! Koca bir balonmuş oldu. Büyük bir tatlı olduğunu düşündük ama değilmiş. İki dondurma mı? Thank you. Koca tatlı geldi, ortasında dondurma var sadece. Dondurma mı sadece? Yani dün dondurma yedik, buna şimdi güzel dersem ayıp olur. Size veriyorum, buyurun. Alsana ya. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Maça. Action'lı müzik başlattı şimdi Utku. Tıtan 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 tıtan. Olan iki erkek olimpiyat A barajı geçti. Şampiyon en genç sporcudurlar. Hadi inşallah güzel bir derece alırlar. Avrupa şampiyonu oldu bir tanesi. Aha. Kuzey. Diğeri de Avrupa ilk üçüncüsü oldu. 1500 oldular. Şimdi 800 serbest yüzecekler. Türkiye. Abi ne diyorsun sen? 800 metre ne ya? Arayı şu kadar kaldı bak. Kapattı neredeyse.
Beklentimiz üçüncülükte aldı. Bize de Merve haber verdi işte Instagram'dan gelir misiniz diye. Bir de dünya şampiyonu zaten o kazanacak. Hadi İnanıyoruz. Evet. Hazırız. Nerede rekortmen aynı zamanda. Hem şampiyon atacak. Hem de dünya rekortmeni. Hadi şu an birinci. Merve yürü! Yani yürü! Ay inşallah kazanıp ona da anı olacak bir ben diye. Ben ağlarım şu an ama. Az önce Merve Avrupa şampiyonu oldu. Onun madalya töreninde de kalacağız. Şimdi bir de bayrak yarışı var. Bak bizimkiler de orada. Boşuna çağırmamış bizi, biliyormuş. Anladın mı? Hissetmiş yani. İlk 6'da olsak yeter diyordu hoca. Üçüncü oldular oğlum. O yüzden herkes çok seviniyor yani. Çünkü çocuklar çok gençmiş. Takım yaş ortalaması 16. Diğer takımlar 18-19 yaşında. Abi Yunus'u da yine ne aldılar? Nasıl mutlu bakın. Merve gördü mü? Gördü Merve. Şu an televizyondayız biliyorsun değil mi? Evet. Nasıl ya? Gerçekten evet. Mi? Aynen bakıyorsun. Oradan oraya, buradan buraya derken talihsizliklerin sonu gururla bitti. Bitti ya video. Tam bir ne oluyor ya? Gerçekten tam bir ne oluyor ya? Burada ne net yaşadık abi. Ve aşırı gururlandık da tabii ki. Biz ne yapmaya geldik, neler yaşadık, nelerle sonlandı. Kendinize iyi bakın. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir. Öpüyoruz size. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Görüşürüz.